Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese sevgi dolu selamlar. Bugün fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizin işleyiş süreçleri konulu dijital panelimiz ile sizlerleyiz. A sınıfı hastane statüsünde olan hastanemiz, etik, etkin, verimli, toplum sağlığını önemseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı misyon ve vizyon edinmiştir. Bundan hareketle toplum sağlığının ihtiyaç duyduğu hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile sizlerle gerçekleştirdiğimiz dijital panellerimizde buluşuyor, sağlık bilgileri sunuyoruz. Tüm güzel yorumlarınıza, bizi bu konuda örnek bir sağlık kuruluşu olarak görmenize sonsuz teşekkür ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlık, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden kendini iyi hissetmesi halidir. Bunların tam olması halinde kaliteli bir yaşam sürüyoruz demektir. Biz Avrasya Hastanesi olarak buna ekonomik yönden de memnun edici yaklaşımlarla hizmetlerimizde bizi tercih edenlere tam anlamıyla sağlık ve şifa sunuyoruz diyebiliriz. Yani Avrasya Hastanesi'ne gelip hizmet alıp ayrılırken kendinizi bedenen, ruhen, sosyal ve ekonomik olarak iyi ve sağlıklı hissedeceksiniz. Evet, ağrılarımız tüm yaşam kalitemizi yerle bir eden, hareketlerimizi kısıtlamaya sebep olan, günlük işlerimizi bazen yapamayacak hale getirebilen hastalıklarımız. Hareketlerinizin kısıtlanmasına izin vermeyin. Yaşadığınız herhangi bir şikayetiniz doğrultusunda ya da geçirdiğiniz bir ameliyat sonrasında hekiminiz tarafından fizik tedavi muayenesi ya da seans önerisi almış olabilirsiniz. Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizde uzman doktor Şenay Şıldır ve uzman doktor Naran Sevendoğuş tarafından muayeneleriniz gerçekleşiyor. Sizleri yaşadığınız şikayetler doğrultusunda en doğru ve uygun tedavi yöntemiyle takibi alıyoruz. Bu seanslara belirlenen zaman aralığında her gün geliyorsunuz. Sizin için ayrılan randevu saatine karşı hassasiyetle yaklaşarak deneyimli fizyoterapistlerimiz tarafından seanslarınızı uygulamaktayız. Sadece yetişkinler değil, minik kardeşlerimiz de onlar için özel kurulmuş alanda bu hizmeti sevgi dolu yaklaşımlarla alıyorlar. Aileler mutlu oluyor, anne babalar çocuklarını seans anlarında izlerken duygu dolu anlar yaşayabiliyorlar. Bunu yaşatabilmek bizim mutluluğunu izlediğimiz en güzel tablomuz. 22 yıldır Şifa Kapınız Zeytinburnu Avrasya Hastanesi hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle yola çıkarak açılışından itibaren hizmet verdiği fizik tedavi ünitesinde de hizmetlerinde yenilikleriyle son yıllarda büyük bir değişime geçti. Bir kat tamamen bu üniteye ait bir şekilde hizmet vermekte. Tabii bu bir katı buraya ayırırken en önemli noktalardan birisi de buranın altyapısını oluşturmaktı. Öncelikle büyük bir titizlikle bunu sağladık. Cihaz seçimlerinde bu alanda başarı sağlayacak ileri teknolojiyi hastanemize taşıdık. Ve tabii tedavilerinizin içinde yer alan muhteşem ekibimiz. Yani 3 noktada altyapı, donanım ve ekip konusunda iddialıyız. Bu ekibin içinde burada gördüğünüz şu an hocalarım var, fizyoterapistlerimiz var, evet teknikerimiz var. Tabii ki bunun dışında şu an görev yerinde hizmet veren ekibin diğer üyeleri de var. Evet, bu kişilere de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hastalara şu anda hizmet veriyorlar. Ve onun dışında fizik tedavi ünitemizin bilimsel danışmanları var. Fizik tedavi seans uygulama odaları, evet, sayı bakımından oldukça burada fazla. Hemen hemen 20'ye yakın hasta aynı anda seans hizmeti alabilecek genişlikte bir alana sahibiz. Ve hasta mahremiyetine hassasiyetle yaklaştığımız deneyimli fizyoterapistlerin bir arada olduğu ekip birliği. Bazen seanslar uzun sürüyor ve burada bir aile bağı bile
kuruluyor bu hastalarla. Biz özellikle birazdan izleteceğimiz minik bir tanıtım filmi çektik bu alanla ilgili ve o esnada burada zaman geçirdiğimiz zaman ekipten Ömer Bey'le birlikte gözlemlerimiz de şu oldu. Hani gerçek anlamda ekipteki çalışanlarla hastalar çok güzel ve samimi bir enerji yakalamışlar. Ona ilgi ve alakayla uzanan el sayesinde gerçek anlamda da hepsi iyileşeceğine inanmışlar. Bizler de bu hissi aldık. Evet, hastalarımızı her gün biraz daha şikayeti azalmış görmek. Bu gece aman ağrılarım hafifledi, bu seans sonrasında biraz daha iyi hissediyorum diye duyumlarını almak bizlere mutluluk veriyor. Tabii ki tedavilerde her seans sonrası da bu seans odalarımız hijyen açısından gerekli tüm kontrollerden, düzenlemelerden geçiyor. Yani bir sonraki hastamıza hizmet verirken muhakkak hijyen konusunda kafanızda soru işaretleriniz olmasın. Bu pandemi sürecinde özellikle korkarak bu tedaviyi ihmal etmeyin. Biz sizin için, çalışan güvenliği için bu konuda oldukça tedbirliyiz. Buraya gelip muayene olup hiçbir şey için de sizleri dışarılarda uğraştırmıyoruz ve tam teşekküllü hizmetlerimizle bir hastanenin içinde tüm tetkikleriniz yapılmakta. Yönlendirilecekseniz ilgili diğer tüm branşlarımızda mevcut olmakta. Evet, önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde de gerçekleştireceğiniz fizik tedavi muayenelerinde fark ücreti almıyoruz. Ve seans ücretlerimiz de oldukça ekonomik. İlk muayeneniz olabilir ya da tanınız başka bir yerde koyulmuş olabilir. Kafanızda her şeye yanıt bulmak istemiş olabilirsiniz. Bize danışarak, ekibimizi görerek, doktorlarımıza muayene olarak, alanlarımızı görerek kararlarınızı verebilirsiniz. Yani bizlere danışabilirsiniz. Eskiden hastalar yurt dışına giderdi. Fizik tedavi için ya da birçok tedavi için. Artık insanlar yurt dışına gitmiyor ve aksine yurt dışından hasta tedavileri için Avrasya Hastanesi'ne gelerek bizleri tercih ediyorlar. Nasıl ki kardiyolojide, onkolojide, estetikte bunu çok güzel sağladık, iddialı olduk. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde de bu konuda oldukça iddialıyız. Yurt dışına gidişlerinize, o zahmetinize gerek kalmadan biz buradayız ve tüm altyapı, donanımımız, ekibimiz sizinle. Bu hizmeti kaliteli bir yaşam geçirmeniz için Avrasya Hastanesi'nden güvenle alabilirsiniz. Evet, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizi az önce bahsettiğim gibi birkaç gündür tanıtım filmleri çekmiştik. Şimdi kısa bir videomuz var. Sizlerle onu paylaşmak istiyoruz. Hep beraber alanımızı izleyelim. Evet, hastalar geldiği zaman hasta kabul biriminde görevli kişiler tarafından güler yüzlü bir şekilde karşılanıyorlar. Doktorlarımız tarafından muayeneleri gerçekleşiyor. Poliklinik odamızın yine izlediğiniz gibi doktor Naren Hanım ekranlarda. Evet, muayeneniz gerçekleşiyor, fiziki muayeneniz gerçekleştiriliyor. Aynı gün muayene olup aynı gün seansa başlayabilirsiniz. Evet, ekranlarda da gördüğünüz gibi muayene sonrasında hastamız, evet, fizyoterapi teknikerlerimiz tarafından, fizyoterapistlerimiz tarafından karşılanarak seansları başlatılıyor. Evet, uygulamalardan görsellerimiz var. Elektroterapi uygulaması izlediğimiz. Her bir fizyoterapi bitkisimiz oldukça deneyimli. Hastalara seans anında aynı zamanda merak ettiği tüm bilgilendirmeleri sağlıyorlar. Evet, demiştik, elektroterapi uygulamamız. Gördüğünüz gibi bir ısı, bir ışınla neler yapılabiliyor. Bu cihazların önemi oldukça fazla tabii ki burada. Bunlarda da her zaman ileri teknolojiyi takip ederek hastanelerimize taşıdık. Evet, nörolojik rehabilitasyon ekranlarda izliyoruz. Hastalarımız seanslarına geliyorlar.
Şu an yaşanılan gerçekten çok önemli bir duygu hastalarda. Yürümekte zorluk çeken, yürüyemeyecek halde olan hastalarımız robotik yürüme eğitimiyle, bu seanslarla belki de birçoğu kendisini ilk defa ayakta görebiliyor. Çok duygusal anlarda yaşanılıyor bu seanslarda. Ve aynada kendilerini de bu şekilde izlediklerinde duydukları o hislerini gözlerinden görebiliyoruz. Evet, bu tekniği de hastanemize taşıdık. Son derece ileri bir sistem. Evet, şu an hastamızın gerçekten aynada kendisini görüp yaşadığı o duyguyu inanın yaşamak ve görmek lazım gözlerinde o an bunu hissetmek için. Yine bahsetmiştik, minik kardeşlerimiz de burada seans hizmetleri alıyorlar. Pediatrik rehabilitasyondan bahsetmiştik. Onlara sevgiyle yaklaşan fizyoterapistlerimiz var. Evet, uzay terapi sistemi. Evet, ailelerin yaşadığı mutluluktan da bahsetmiştim az önce. Burada da yine bir annemiz çocuğunu seansına getiriyor. Ve onun başarılı olduğunu gördüğünde duyduğu mutluluk gerçekten görülmeye değer. Nöro girişimsel temelli tedavi. Bu alanda verdiğimiz kaliteli hizmetlerden bahsettik ama birkaç konuda özellikle sizlerden de bize sosyal medyada bu duyuruları yaptığımızda mesaj yoluyla da gelmiş birkaç soru var. Biz bunları hocalarımıza, fizyoterapistlerimize, evet teknikerlerimize yönlendirip merak ettiklerinizin yanıtını sizlere sunacağız. Evet, ilk olarak yıllardır Avrasya Hastanesi'nde emek vermiş ve birçok hastanın hem hastalığının teşhis edilmesinde hem de tedavisinde başarılı bir şekilde yer almış, samimi yaklaşımlarla hastalarının hiç çekinmeden merak ettiklerini sorabileceği ilgili, sıcak, yakın bir doktor kendisi. Evet, Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız, uzman doktor Şener Şıldır hocam yanımda. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok güzel bir birim, gerçekten çok güzel bir yerde hizmet veriyorsunuz. Öncelikli olarak teşekkür ediyoruz size. Biz de teşekkür ediyoruz. Hocam ilk sorumu yönlendirmek istiyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir? Bize açıklar mısınız? Bu aktivite kısıtlılığını geçirmesi ve devamını sürdürmesi için uygulamalar yapılan bir fizik tedavi yöntemidir ve de bir tıpta uzmanlık dalıdır fizik tedavi. Peki hocam hangi hastalıkları teşhis ve tedavi eder bu bölüm? Bundan bize bahsedebilir misiniz? Fizik tedavinin birçok, yani geniş alanı olan alan. Öncelikle romatizmalar, kırık sekelleri, felçler, yüz felçleri, multiple skleroz, kardiyak rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon gibi bölümlere birçok bölümle ilgileniyoruz. Minik çocuklarımızla ilgileniyoruz. Onların annelerinin mutluluğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Evet, izledik gerçekten hocam, çok güzel. Eskiden bu minik çocuklarımızı aileleri hep evde kapalı tutarlardı. Kimsenin haberi olmazdı. Şimdi böyle bir servis açtıktan sonra birçok yerlerde var. Tabii ki bizde de var. Biz de bu işte iddialıyız. Kesinlikle. Güzel cevaplar alıyoruz. Evet. Annelerin mutluluğunu gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. Peki hocam, fizik tedavide özellikle teşhislerde hastalardan muayene sonrası birçok tetkik isteniyor. Burada görüntülemenin önemi nedir? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Öncelikle gelen hastayı muayene ediyoruz. Bir ön teşhis
koyuyoruz. Evet. Ona göre laboratuvar tetkikleri ve de görüntüleme tetkikleri istiyoruz. Hı. Görüntüleme tetkikleri bizim koyduğumuz ön teşhisin teyididir. Evet. Ve mutlaka yapılması gerekiyor. Evet. Bizim MR cihazımız da yenidir. Evet. Çok sıkıntılı bir çekim olmuyor. Hastalarımızın çoğu klostrofobik oluyorlar, girmek istemiyorlar ama 15 dakikada netice alabiliyoruz. Hı. Ve hastalarımız sıkılmadan orada vakit geçirebiliyorlar. Evet, korkuya gerek yok. Evet. MR'da zaten yarı açık MR'ımız. Hastalarımızın bu konuda korkularını yenmesini ve bizlere güvenip danışabileceklerini de söyleyelim. Yani görüntülemede birçok teşhis koymanız da önemli bir yer alıyor. Önemli bir yeri burada var. Burada MR cihazımız, görüntüleme ünitemiz ve güvenilir raporlar elde etmemiz çok önemli. Evet. Peki hocam, zamanında hastalıklar fizik tedaviyle tedavi edildiği gerektiği zamanda tedavi edilmezse neler olabilir? Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi fizik tedavide de çok önemli. Örneğin bir inmenin neticesinde akut dönemi geçtikten sonra hastanın fizik tedaviye gelmesi, onun daha çabuk iyileşmesi, evet, eski yaşamına kavuşması, daha aktif olması, en azından kendi kendine yetecek bir düzeye gelmesi için mutlaka rehabilitasyona gelmesi gerekiyor. Kırık sekellerinde ise zamanında gelinmezse, evet, evde git kolunu salla aç demekle bu iş olmuyor. Mutlaka bir uğraş istiyor ve hastanın kolunun kısıtlı kalması, bacağının kısıtlı kalması, dizinin açılmaması, düzgün yürümemesi gibi birçok komplikasyonlara neden oluyor. Mutlaka bu gibi hastaların da rehabilitasyona gelmesini öneriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Merak edilen sorulardan birkaçını size yönlendirmiş oldum. Tabii ki bu konuda siz de yıllardır alanda emek veren, hizmet veren birçok hastanın da başarılı tedavisinde büyük rol oynamış isimlerdensiniz. Teşekkür ediyoruz size de. Ne mutlu bize ki bu birimde sizin gibi bir hekim var. Birimde, ekibin başında. Emeklerinize teşekkür ediyoruz. Ve hemen sol tarafımda, evet, Avrasya Hastanesi'ne yakın zamanda katılan hastalar tarafından bu süre içinde oldukça sevilen, ekip tarafından oldukça sevilen, tavsiye edilen, güler yüzüyle de her zaman hastalarını karşıladığına şahit olduğumuz, evet, tedaviye de ilk o an başlamış oluyor gerçekten de, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımız, uzman doktor Naran Sevendorj yanımda. Hocam, siz de hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Sizlere de merak edilen sorulardan birkaçını yönlendirmek istiyorum. İlk sorum hocam, eklem ağrıları neden olur? Bunu çok yaşayan hastalarımız varmış, bu şikayetleri yaşayan. Bunlar neden olur? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tamam. Fizik tedaviye başvuran hastalarımızda oldukça yaygın olan bir şikayet bu. Bütün eklemlerde olabilir, her yaş grubunda da olabilir. Bizde en sık omuz eklem ağrıları ve diz eklem ağrıları sıkça görüyoruz. Çeşitli nedenlerden olabilir tabii ki. Hani bunu muayene yapılarak, gerekli görüntülemeler yapılarak tanısının konması gerekiyor. Evet. Ve tedaviye de alınması lazım. Yanlış kullanımdan, sebebi de yanlış kullanımdan tabii ki kas güçsüzlüğünden, kilo artışlarından kaynaklanabilir. Evet, kiloda ciddi bir problem tabii bu ağrılarda. Birçok kişiden aldığımız duyumlarda tabii bu kilo sonrası oluşması. Peki hocam, enjeksiyon tedavilerinden biraz bize bahsetmenizi isteyeceğiz. Evet, duyuyoruz ya da böyle bir tedavi uygulaması var ama bu nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Kas iskelet sistem ağrılarında bizim yararlanabileceğimiz çeşitli fizik tedavi yöntemleri ve ilaç tedavileri de mevcut. Ancak onunla birlikte kullandığımızda fayda gördüğümüz çeşitli enjeksiyon tedavileri de var. Bunlar eklem içi enjeksiyonlar olabilir, yüzeyli enjeksiyonlar olabilir. Örneğin fibromiyalji hastalarında, miyofasal ağrı sendromlu hastalarında kuru iğne tedavisi yapılabiliyor. Eklem kireçlenlerinde var. Eklem içi enjeksiyon tedavileri akut ve kronik dönemde farklı olmak üzere. Evet. Mezoterapi dediğimiz yüzeyel enjeksiyon tekniklerimiz de var, tedavilerimiz. Hepsini uyguluyoruz burada. Peki hocam, az önce yine videoda izletmiştik. Robot tekniğinden bahsetmiştik. Gerçekten ileri derecede bir cihaz. Bizde de Avrasya Hastanesi'nde de mevcut. Peki bu nörolojik rehabilitasyondan,
bize biraz bahsedebilir misiniz? Nörolojik hastalığı olan hastalar nörolojik reaktasyona alınması gerekir. Çeşitli tedaviler var. Klasik olarak bizim uyguladığımız fizik tedavi yöntemlerinin yanında bu teknolojinin de gelişmesiyle birlikte robotik cihazlardan faydalanabiliyoruz. Hastanemizde robotik yürüme cihazını kullanıyoruz. Burada hasta cihaza alınarak tamamen normale yakın bir yürüyüş yaparak tekrar yürüyüşünü tekrar öğreniyor. Nöroplastisiteye dayanan bir tedavi yöntemi. Aynı zamanda aynaya kendisini görerek görsel bir geri bildirim sağlanıyor hastalarda. Bu da hasta motivasyonunu da artırıyor. Evet. Bizim için hasta motivasyonu çok önemli. Hastanın istemesi. Bu nedenle o şekilde de desteklenmiş oluyor. Peki hocam, bahsetmiştik birçok branşla fizik tedavi ünitesi gerçekten iç içe. Birbirleriyle hasta yönlendirme olsun, işte muayene sonrası o birime yönlenmesi olsun. Yine hastane içinde bu birimlerin hepsinin mevcut olduğundan bahsettik. Peki en sık hangi branşlarla irtibatta oluyorsunuz, hasta yönlendirmelerinde oluyorsunuz? Nöroloji bölümü, ortopedi bölümü ve beyin cerrahi bölümü gerçekten hani birlikte çok sık çalıştığımız bölümler. Gerek cerrah öncesi, gerek cerrah sonrası hastaların rehabilitasyonunda biz onlarla birlikte çalışıyoruz. Evet. Kontrol altında oluyorlar hastalarımız. Bu multidisipliner bir yaklaşım oluyor. Evet, gerçekten multidisipliner bir yaklaşımla bazen bu branşlarla birlikte karar verip, birlikte bir fikir alışverişi içinde olup hastaya en doğru tedaviyi uygulamak için bazen farklı birimlerle hastalarımızı görüştürebiliyoruz, yönlendirebiliyoruz. Her şey hastanın doğru bir tedaviden geçmesi için. Size de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgilerden dolayı hocam. Ve şimdi de hastanemizde yine tabii ki enerjik bir ekip var. Güçlü bir ekip birliği var demişken yine bu ekip içinde yer alan önemli isimlerden, hastanemizdeki fizyoterapistlerimizden Taha Ayberk Erdoğan yanımızda. Hoş geldiniz diyelim. Hoş sizlere de. Evet, Taha Bey de bu alanda oldukça hastalarıyla ilgi ve alakasını eksik etmeden gerçek anlamda onlarla güzel bir bağ kuran bir ekip üyesi. Kendisine de teşekkür ediyoruz bu hastalara göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı. Peki Taha Bey'e soralım. Fizyoterapist kimdir, neler yapar, bize bahsedebilir misiniz? Egzersiz programlarını uygulayan ve yaşam standartlarını arttırmaya çalışan klinisyenlerdir. Böyle peki yine aramızda fizyoterapistlerimizden Sevgi Hanım var. Sevgi Hanım hoş geldiniz diyoruz sizlere de. Yine ekibin güler yüzlü, ilgili ve alakalı fizyoterapistlerinden birisi kendisi. Ben Sevgi Hanım'a bir soru yöneltmek istiyorum. Az önce pediatrik rehabilitasyon dedik, izledik, söyledik. Peki pediatrik rehabilitasyonda fizyoterapistin rolü nedir? Bundan bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Pediatrik rehabilitasyona ihtiyacı olan çocuklarımız anne karnında ya da doğum sırasında, doğum sonrasında gelişen yanlış durumla alakalı olarak hem anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel olarak bazı limitasyonlara, kısıtlılıklara maruz kalıyorlar. Evet. Biz de bu limitasyonları, sınırlamaları fizyoterapistler olarak onları tedavi ederek günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız hale getirmek, yaşam kalitesini artırma rolünde görev alıyoruz. Ama tabii ki sadece onları tedavi eden bireyler olarak devam etmiyoruz. Aynı zamanda onların bazen oyun arkadaşları oluyoruz, oyunlar oynuyoruz, bazen ablaları oluyoruz, bazen de onları tedavi eden bireyler oluyoruz. Hı hı. Çünkü çok uzun bir maraton. Belki normal bir çocuk 2-3 aylıkken başını tutup 6 yaşında oturabiliyorken bu çocuklar motor gelişimi olarak biraz daha geri kalıyorlar. İşte bizler bunları bir yaşında belki oturtmaya, 5 yaşında yürütmeye, 10 yaşında koşmasını sağlamaya neden oluyoruz. Hayatlarının her alanında bize ihtiyaçları var. Biz de onlara elimizden geldiğince her türlü o an neye ihtiyaçları varsa o role giriyoruz diyebilirim. Gerçekten bu konuda çocuklara karşı yaklaşımlarınız çok güzel yorumlara, çok güzel memnuniyetlere vesile oluyor. Az önce izlediğimiz anne gibi birçok anne baba var. Evet, ben Sevgi Hanım'a bir diğer sorumu yönlendirmek istiyorum. Peki fizik tedavi alan bir hasta nasıl bir iyileşme sürecinden geçiyor Sevgi Hanım? Şöyle, fizik tedavi hem ortopedik vakalarda hem pediatrik hem nörolojik farklı vakalarda
kullandığımız için sadece şu şekilde iyileşme süreci olur diyerek sınırlandırmak istemiyorum açıkçası. Çünkü hepsinin ayrı bir iyileşme süreci var. Mesela ortopedik bir hasta bir ay sonunda ben iyileştim geri bildirimini bize sunuyorken aynı pediatrik bir rehabilitasyonda biz bunu göremiyoruz. Belki çocuğun bir adımı için bir yıl boyunca çabalıyoruz. Evet. Onun için her rehabilitasyonun ayrı bir iyileşme süreci var. Hı hı. Önemli olan doğru tedavi programının çizilip doğru uygulanması. Bizim ekibimizde zaten gerek hocalarımız, gerek fizyoterapist meslektaşlarım, gerek tekniker arkadaşlarımla biz bu imkanı elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. Evet, ciddi anlamda güçlü bir ekip birliği diyoruz bu konuda. Kesinlikle. Neden Avrasya Hastanesi fizik tedavi bölümü tercih edilmeli? Bununla ilgili sizi dinleyelim. Öncelikle tabii ki hocalarım, sizler bahsettiniz. Alan olarak çok geniş bir alana sahibiz. Yaklaşık 1 saat içinde 20 tane hastaya. Özellikle pandemi sürecinde ele aldığımızda çok rahat şekilde hijyenik koşullarını sağlayarak hizmet verebiliyoruz. Şu an günümüz şartları için bunu öncelikli olarak sunabilirim. Onun dışında ekibimiz gerçekten hem hekimlerimiz olsun hem meslektaşlarım olsun tüm ekip olarak gayet anlayışlı ve iç içe ve koordineli şekilde ilerliyoruz. Ve Narin Hoca'nın bahsettiği gibi diğer branşlarda da çok iç içe ve hekimler arasındaki kontak üst düzey seviyesinde. Ve teknolojik olarak da bahsettiğiniz ya bize danışman olan akademisyenlerle birlikte içeriye daha nasıl geliştirebiliriz, neleri koyabiliriz, teknolojiyi de son takip ederek ve bunları tabii ki bilimsel temelli uygulamalar yaparak hastalara bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Evet. Ve yine bahsettiğiniz şekilde söyleyebilirim. Burada mesela muayenemizden şu anda kampanyamız var. Evet. Tedavi ücretlerinden aynı şekilde çok cüzi rakamlara tedavi veriyoruz. Nörolojik ve pediatrik hastalarımıza şu anda ek ücret almıyoruz. Hı hı. Özellikle robotik teknolojiyi ele alırsak bunlar için gerçekten bulunmaz bir nimet diye söyleyebilirim hastalara. Hı hı. Ve ekip de tamamen köprü görevi, fizyoterapistlerden de bahsedebilirim. Burada köprü görevi geliyorlar. Hekimlerimiz, çocuklarımızın, yetişkinlerimizin cihazlanması, yardımcı araç gelişlerine kadar diğer dışarı hastane dışındaki firmalar dahil bunların bağlantılarını da sağlıyoruz ki hastamız daha her zaman bahsettiğimiz multidisipliner yaklaşıma sağlamak için de elimizden geleni yapıyoruz. Oradaki kat görevlimizden tutun hekimimize kadar herkes özverili, güler yüzlü şekilde baştan sona kadar o videoda gördüğünüzde her gün insanları yaşatarak hizmetimizi sunuyoruz. Bu yüzden Avrasya Hastanesi ne sizleri bekliyoruz. Tedavimizi ve şifa sunmak için her zaman 7/24 hazırız. Evet, gerçekten güçlü bir ekip birliği var. İnsan herhalde hasta olsa ben burayı tercih edeyim der. O kadar güzel anlatıyorsunuz, o kadar ilginizi, alakanızı, sıcaklığınızı hissettirebiliyorsunuz ki ya sırf sadece bir defa gelip ya en azından bir gezmeleri bile bir muayeneniz olabilirsiniz. Dediğimiz gibi fark almıyoruz şu anda muayenelerimizden. En azından gözlemleyebilirsiniz, doktorlarımızla tanışabilirsiniz ve bu seanslarınızı gerçekten en ekonomik halde belki de gerçekleştirebilirsiniz hastanemizde diyelim. Hocam iki soru gelmiş bize canlı yayında. Birini size, birini Narin Hanım'a yönlendirmek istiyorum. Lenf ödem tedavisi hakkında bilgi istemişler. Lenf ödem tedavileriyle ilgili kısa bir bilgi verebilir miyiz? Evet. Lenf ödem tedavisi genelde lenf ödemleri ya derin ven damarlarının tıkanmasından ya da genellikle meme kanserinde memenin alınması, mastektomi dediğimiz olayda da lenf düğümleri alındığı için orada lenf akışı azaldığından hastanın kolunda, elinde şişlik ödem oluyor. Evet. Bunun için tedavi cihazlarımız var, tedavi yapıyoruz. Presyon yapıyoruz, presleme yapıyoruz ve elle masaj yaparak lenf drenajını sağlayarak o lenf ödemin giderilmesini sağlıyoruz. Evet, tedavi ediyoruz. Ağrılı bir tedavi değil. Hastalar sıkıntısız bu süreci atlatabiliyorlar. Evet, izleyicimize yanıt vermiş olduk hocamın vesilesiyle. En kısa sürede muayeneye gelip bu tedaviyle ilgili de bize başvurabilirler. Evet. Narin hocama bir sorumuz daha var yine bize canlı yayında gelen. Dizlerimde kireçlenme ve kanal daralması var. Ne yapmam lazım diye Belkıs Hanım bize sormuş. Ne diyebiliriz hocam? Aynı zamanda diz kireçlenmesi sadece diz eklem içindeki bir sorun değil. Etrafındaki bağ doku, kas, bütün oradaki yapıların bir bozukluğu. O nedenle hepsini bir ele almak gerekiyor. Evet. Her hasta da tedavi aynı olmaz. Hani her hastaya göre tedaviler bireysel olarak planlanır ve devam edilir. Fizik tedavi olunabilir, enjeksiyon tedavileri olunabilir eğer çok ileri evre ise.
ameliyat gerekebilir. Bunun için hastanın muayene olması lazım. Tabii bizde de hepsi mevcut. Gerek tedavi için, gerek iğne enjeksiyon tedavisi için, gerek ameliyat gerektiren bir durum varsa burada hem hocalarım hem diğer branş hekimlerimiz sizlere yardımcı olacaklardır. Evet, değerli hocalarım yanımda, fizyoterapistlerimiz yanımda, kendilerine söz verdik. Bir de bu ekibin önemli üyelerinden fizik tedavi teknikerlerimiz var. Onlardan da Esma Özpolat aramızda. Esma Hanım hoş geldiniz. Yine güler yüzlü, ilgili, alakalı, hastaların tercih ettiği isimlerden diyebiliriz. Şimdi size ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Fizyoterapi teknikerinin görevi nedir? İlk olarak bize bundan bahseder misiniz? Hareketi kısıtlanmış olan hastalarda, ortopedik rahatsızlıklarda veya farklı sebeplerden oluşan ağrılar için gelen hastaların fizik tedavi yöntemlerini elektroterapi kısmında uygulayan kişiye denir. Peki hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz Esma Hanım? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Doktorumuzun Şener Hoca ve Narin Hoca'nın kişiye özel hazırladığı tedavi programları oluyor. Evet. Bu elektroterapi kısmında yani çeşitli frekanslarla gelen elektrik akımını fiziksel tedavi amacıyla kullanıyoruz. Bu yöntemleri biz gerçekleştiriyoruz, biz teknikerler. Bu yöntemleri anlatayım biraz. Ultrason, derin akım ve mikromasaj da diyebiliriz. Kas ve iskelet sistemi sorunlarında oluyor. İkinci uygulamamız TENS, en sık kullandığımız uygulamalardan biridir. Evet. Deriye yapıştırılan elektrotlarda cilt yüzeyine yakın sinir dokusunun uyarılmasıdır. Bunun dışında TENS gibi burst stimülasyon, galvanik akım şeklinde farklı akımlarda kullanıyoruz. Isınacanlarımız var. Hotback, infraruj, coldback gibi. Hotback silikon jel üzerine havluya sarılarak ağrı bölgesinin üzerine konuluyor. İnfraruj, kızılötesi ışınlar ve yüzeyel ısı ajanımız o da. Coldback de yine aynı şekilde soğuk uygulamamız silikat jel içindeki torbalara konularak soğuk akut dönemde eklem şiş ve sıcak olduğu zaman kullanılıyor. Bir diğer uygulamamız parafin. Parafin içine ellerimizi daldırılarak, erimiş parafinin içine daldırıyoruz ellerimizi. 20 dakika yapılan bir uygulama. Genelde karpal tünel, tetik parmak, romatizma ve kireçlenme gibi uygulamalarda yapılıyor. Hastalıklarda uygulanıyor. Diğer uygulamamız Whirlpool, kol, el, bacak ve ayak kısımlarında uygulanıyor. Basınçlı su sistemiyle yapılan bir uygulama. Bir diğer uygulamamız da Teregan. Yani Teregan'da da kas gerginliğinde kullanılıyor. Belirli bir düzende uyguladıktan sonra uyku ve yaşam kalitesini ciddi oranda etkiliyor. Birçok tedaviyi uyguluyorsunuz ve bu tedavi yöntemlerinden de bizlere gayet detaylı bir şekilde bahsetmiş oldunuz. Tabii soğuk uygulama, sıcak uygulama, ışın verilmesi bunlar kadar, tabii ki bu cihazlar kadar da sizin hastaya verdiğiniz enerji, o ilgi, alaka, sıcaklıkla aslında ciddi anlamda hasta belki de geldiği anda o tedaviye başladığını, iyileşebildiğini hissedebiliyor. Gerçekten böyle bir ekip. Gelerek, görerek, deneyimleyerek anlayabilirsiniz. Evet hocam, bugünkü yayınımızda ekip olarak gayet güzel bilgiler sağladığımızı düşünüyoruz hastalarımıza. Son olarak ben sizin ve Narin Hanım'ın izleyenlerimize mesajı varsa onu dinlemek isterim. Az önce ben Taha Bey'e sormuştum neden Avrasya Hastanesi'ni tercih etsinler diye. Bir hekim gözüyle sizin de bu konudaki yorumunuzla izleyenlerimize mesajınızı almak isteriz. Ben 13 yıldan beri bu hastanede hizmet vermekteyim. Evet. Hastaneme çok güveniyorum. Arkadaşlarıma çok güveniyorum. Amirlerime çok güveniyorum. Hakikaten gerçekten burası hakikaten bir aile ortamında tedavi yapılıyor. Evet. Hastanın her derdiyle, özel, genel her şeyle ilgileniyoruz. Biz de çok mutluyuz hastalarımızla yakın ilişki içinde olmamızdan dolayı. Onların bize teşekkür etmesi dünyalara değer zaten. Hiçbir maddi değerle evet, ölçülemez. Evet. Bizi çok mutlu eden şey hastanın teşekkür etmesi. Ve başka yeni gelen bir hastanın sizi önerdiler, burası çok iyi diye size geldik demeleri hakikaten bize çok mutluluk veriyor. Gerçekten bu alandaki hocam altyapısı, donanımları ve bu ekip
ekibimiz ciddi de tabii ekibimiz çok önemli. Süper bir ekibimiz var. Çok memnunum, çok mutluyum ekibimden de. Çok seviyorum sizinle. Çok teşekkür ediyoruz bize bugün vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı hocam. Ve Naren hocamın izleyenlerimize son olarak mesajı var mıdır? Kendisini dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Hastaneye yaklaşık yeni başladım. Açıkçası böyle bir ekibe geleceğimi bilmiyordum ve çok da mutluyum. Herkes güler yüzlü, herkes birbiriyle içten çok güzel çalışıyor. Hani bu bile bence gelmesi için bir sebep diye düşünüyorum. Aynı zamanda hani son tedavi yöntemlerimiz, son gelişen, evet, yeni son gelişen tedavi onları da uyguladığımız için hani gelmenizi öneririm. Evet, bizler de gerçek anlamda sizin bu ekibe dahil olmanızdan, bahsettiğim gibi açılışta da oldukça son derece mutlu ve memnunuz. Hastalarımızdan da bu konuda ciddi anlamda memnuniyetler dile getiriliyor. Evet, ben tüm ekibe bugünkü yayında vermiş oldukları bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii ki ekip burada demiştik. Yine tekrardan ekibin diğer üyelerine de sonsuz saygılarımızı anlatmak istiyoruz. Evet. Ben de buradan başta Orhan Bey olmak üzere bütün hastalarımıza selamlarımızı yolluyorum ekibimiz adına. Tüm hastalarımıza evet. Da buradan evet tedavi altındaki bir hastanız zannedersem evet, Orhan evet. Bey. Evet, kendisine selamlarımızı iletelim ve diğer tüm hastalarımıza. Tabi sizin son olarak söylemek istediğiniz izleyenlerimize bir mesajınız var mıdır? Ben de ekimlerim aslında bunu gayet katıldı. Ben de üzerine ekleme yaparak burada dediğim gibi en aşağıdan en yukarı kadar tüm hastane için genel olarak konuşabilirim. Herkes özveriyle çalışıyor. Herkes güler yüzünü eksik etmiyor. Burada bizim için bazen aile oluyoruz onlara, bazen arkadaş, bazen terapist, bazen hekim. Evet. Herkes adına burada teşekkür ediyorum. Buradan da herkese, bütün hastalarımıza, gelecek olan hastalarımıza da şifa sunmak için selamlarımızı iletiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, bahsettiğimiz gibi ne demiştik? Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizdeki muayenelerinizden fark ücreti almıyoruz. Seanslarınız da ciddi anlamda çok ekonomik yönden sizlere hizmet sunuyoruz. Dediğim gibi tanınız başka bir yerde bile konulmuş olabilir ama bize danışmadan bu kararı vermeyin diyoruz. Yine bahsettiğimiz gibi artık bu alanda ciddi anlamda hem yurt içinden hem de yurt dışından tercih edilebilir olmak, bu hastaları görmek bizleri oldukça memnun ve mutlu kılıyor. İyi ki varsınız diyoruz bizi tercih eden herkese ve bu konuda da güvenerek bizlere danışabilirsiniz diyoruz. Evet, 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan randevu talebinde bulunabilirsiniz. Ya da web sitemizden online randevu işlemlerinizi gerçekleştirerek hastanemize, Şenay hocama, Naren hocama muayene işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu fırsatı kaçırmayın diyoruz ve kısa sürede bu muayenelerinizi, tedavilerinizi ihmal etmemeniz için sizleri hastanemize davet ediyoruz. Bahsettiğimiz gibi son derece özellikle bu pandemi döneminde bu hijyen kurallarına hassasiyet göstererek tüm seans odalarının her hasta çıkışında büyük bir özenle temizlenerek sizlere yeniden hizmet sunuyoruz diyoruz. Ve şimdi değerli hocalarımın da sizlere bu konuda vereceği kısa röportajlarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Merhaba. Bugünkü panelimizin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Her zaman hastalarımıza yardımcı olmak bizim görevimiz. Hastalarımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Gerçekten, hakikaten çok seviniyorum hastalarımın teşekkür etmesinden, iyileşmesinden. Bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Ekibimden de çok memnunum, çok teşekkür ederim. Her zaman canla başla, özveriyle çalışıyorlar. Tabii bir tek benim olmam bir şey ifade etmez. Arkadaşlarımın, ekibimin başarılı olması, güler yüzlü olması bizim en büyük avantajımız. Güzel bir panelimizi gerçekleştirdik bugün fizik tedavi adına. Fizik tedavi rehabilitasyonda hastalarımızın bilgili olması, erken tanı ve teşhis konularak tedavi olması çok önemli. Bu şekilde... Öyle yani. Çok önemli. Sağlığınız çok çok önemli. İhmal etmeyiniz. Tamam. Kesecek misiniz? Devam, montaj tamam. Yaparız. Tamam. Sağlığınız çok önemli. İhmal etmeyin. Buyurun gelin muayene olun. Biz buradayız. Biz buradayız. Kaliteli yaşam, sağlık falan. Ne isterseniz söyleyin.
yaşam kalitenizin artması, ağrısız yaşam için gelin muayene olun, ertelemeyin sağlığınızı. Merhabalar, ben Taha İberk Erdoğan. Kliniğin fizyoterapistliğini yapıyorum. Aynı zamanda koordinasyonunu sağlıyorum. Gerçekten çok güzel bir panelde hekimlerimizle birlikte, teknisyen arkadaşlarımızla, fizyoterapistlerimizle beraber çok güzel bilgiler verdik. Burada hastalarımızı gerçekten sanki bir ailemizden birisiymiş gibi karşılıyoruz ve onları her zaman için buraya bekliyoruz. Elimizden ne geliyorsa, ne verebiliyorsak onların şifası için her zaman burada göreve hazırız. Sizleri bekliyoruz efendim. Merhabalar, Sevgi Acar ben. Avrasya Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapmaktayım. Bugün çok güzel bir panel gerçekleştirdik. Bilgi ve deneyimlerimizi gerek hekimlerimiz olsun, gerek meslektaşlarım ve tekniker arkadaşlarımla birlikte anlattık. Sizleri bilgilendirmek için konuştuk. Umarım sizler için de bilgilendirici bir panel olmuştur. Sizleri hastanemize, ekibimizi daha yakından görmek adına hem de sizlerin hastalığınıza şifa olmak adına hastanelerimize bekliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Esma Özbulat, fizik tedavi teknikeriyim. Çok güzel bir ekiple çalıştığım için ben de çok mutluyum. Yani bunu hastalara yansıtmamız zaten daha da önemli. Hastanın inanıp başlaması tedaviye, onun tedaviyi iyileşmesinde daha da etkili oluyor. En azından iyileşeceğine inanarak başlaması tedavi sürecinde de daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde herkese teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bugün yine haftalık panelimizi yaptık. Bu hafta fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü arkadaşlarımız çok güzel bir panel düzenlediler. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hakikaten son derece önemli bir dal olduğunu düşünüyorum. Ben de birkaç kez destek almak durumunda kaldım. İşte spor yaparken omuzlu, belde oralarda incinmeler oldu. Hakikaten son derece fayda gördüm. Tıpta bir laf vardır, eski bir laftır aslında. Ağrı dindirmek ilahi bir sanattır diye. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun da bunu son derece başardığını düşünüyorum. Hem sadece ağrıyı gidermek değil, işte hareket kısıtlıklarıydı, felçlerdi, işte çocuklardaki spastik, doğuştan gelen spastik çocuklardı. Bunlar da son derece çok faydalılar. Çok önemli olduğunu düşünüyorum fizik tedavinin. Hastanemizde de son derece başarılı uygulanıyor. Son derece yeni cihazlar var. Özellikle bu robotik cihaz geldi. Arkadaşlar son derece ilgililer. Ben de birkaç kez böyle kaldım. Hakikaten bir aile ortamı var dedikleri gibi. Herkes birbirine uyum içinde çalışıyor. Bütün herkesi burada tedavi olmasını tavsiye ederim. Kendim de zaten olduğum için bir ameliyat oldum omuzdan. Bir iki hafta sonra ben de başlayacağım tekrar. Bu üçüncü, dördüncü fizik tedavi alışım olacak burada. Bu yüzden herkese iyi günler diliyorum. Bizim fizik tedavi bölümünde tercih etmelerini diliyorum. Kanser önemli bir hastalık. Ertelenmeye gelmez. O nedenle hem kanserin erken tanısı için taramalara vatandaşımızın önem göstermesini hem de eğer teşhis konulduysa bir an önce gerekli tedavilere başlamasını öneriyorum. Ve bu arada da herkese kansersiz, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Ben Avrasya Hospital radyofizik uzmanı. 99 Ocak'tan bu yana burada çalışıp görev yapmaktayım. Radyoterapi planlamasının öneminden biraz bahsetmek isterim sizlere. Hastalar tedaviye girdikleri zaman radyoterapi lokal bir tedavi. Kemoterapi gibi sistematik bir tedavi olmadığı için lokal alanlara yüksek dozlar veriliyor. Bu böyle grafi çekilmek, tomografi çekilmek gibi değil. Onlar kilovoltlar mertebesindeyken biz milyon elektron voltlarla tedavi ediyoruz hastalarımızı. Dolayısıyla hata yapma riskimiz, ya öyle bir lüksümüz yok. Onun için de hastanın özellikle planlama kısmında o kadar güzel volümlenmesi ve o kadar güzel planın yapılıp bütün kritik organların uluslararası DOS protokolündeki DOS sınırlamaları içinde olup bizim istediğimiz tümörü vermek istediğimiz planlanan tümör volümüne maksimum dozu vermek gerçekten çok büyük bir güçlükle karşılaştırıyor ama bunu
elimizdeki mevcut imkanlarla çok güzel şekilde yapabildiğimizi kesinlikle düşünüyorum ve yaptığımıza inanıyorum. Avrasya Hospital olarak bunları yapabilecek kapasiteye sahip hem planlama sistemlerimiz hem de cihazlarımız mevcut. Tabii ki en önemlisi kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman oramızda bir ağrımız, sızımız veya herhangi bir şikayetimiz olduğunda es geçmeden pipiriklenerek hemen doktora gidelim. En azından orada bir şey olmadığını görelim. Eğer varsa da erken evre olarak yakalayıp teşhis olup tedavimize başlayalım. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Çünkü bu kanser hastalığı ne kadar erken teşhis edilirse bizim başarı şansımız o kadar fazla olur ve o kişinin tedavisindeki tedavi olanakları, kanser tedavisinin olanakları çok daha fazla olur. Burada radyoterapi tedavide olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Kanser hastalığının erken evresinde de, geç evresinde de, her türlü evrede radyoterapiyi kullanmaktayız hastalarımıza. Bu pandemi sürecinde maalesef hastalarımız endişelendiği için enfeksiyon korkusuyla evlerinden çıkmak istemediler ve bu sürede evlerinden çıkmak istemedikleri için de teşhis ve check-up'larını geciktirdiler. Benim tavsiyem şudur ki mutlaka hastalara şunu tavsiye edebilirim, yapabilirler, check-up'larını düzgün yaptırsınlar. Gönül rahatlığıyla gelip bizde bütün görüntülemelerini yaptırabilirler. Uzman hekimlerimiz tarafından hastalığının teşhisi konur, bir an önce tedavisine başlanır, güzel sonuçlar alabiliriz diyebilirim. Bu kadar süreç içerisinde bizler kesinlikle bir gün bile radyoterapi hastalarımızın tedavilerini aksatmadık. Gerekli sterilizasyonları yapıp mesafemize, temizlik imkanlarını tamamen kullanarak hastalarımızı tedavi ettik diyebilirim. Bizim en önemli kişi için hasta olmamak en önemlisi ama hasta olduktan sonra da tedavi için de çırpınmamız gerekiyor. En iyi yöntemlerle tedavimize olmamız gerekiyor. Enfeksiyondan sakın korkmayın derim ben. Evet, bugün dijital panellerimizden son bir tanesini daha izledik. Bu kanserle alakalı bir dijital paneldi. Kanserde 3 tane tedavi yöntemi var. Cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavisi dediğimiz. Daha önce cerrahiyi genel cerrahlarımızla, medikal onkologlarımızla, patologlarımızla ve radyologlarımızla, yine radyasyon onkologlarımızla böyle bir panel yapmıştık geçen haftalarda. Medikal onkologla da ayrıca bir panel yapmıştık. Bugün radyoterapi bölümü, ışın bölümü dediğimiz yere derinlemesine girildi. Evet, radyoterapi yapabilmek için önce o mekanın, altyapının çok iyi olması lazım. Atom enerjisinden alınan olurlarla o duvarlarının kurşunlarla kaplı olması, duvarlarının 140 santim, 40 santim ölçüleri göre hassas mekanın da olduğunu belirtmek isterim. Bu hassas yere dışarıdan bir atom bombası atılmış olsa oraya etki etmeyecek şekilde. Özel bir alan, özel yapılan bir mekandır. İçeriden radyasyon ışınlarının dışarıya yayılmaması bakımından önemli bir dizayna muhtaç. Evet, altyapı önemli, dizayna muhtaç. Cihazları da baş döndürücü bir hızla teknoloji değişmekte. Hemen 3-5 yıl önceki teknolojinin yerine yeni teknolojiler gelmekte. Biz de bunu baş döndürücü hızla değişime hızla ayak uydurmaya çalışmaktayız. En son teknoloji cihaz parklarını donatmış durumdayız. Cihazları da yenilemen yetmiyor. En güzeli bugün gördüğünüz gibi ekibin
de iyi olması. Ekibin bir tanesinin iyi olması yetmiyor. Birbirleriyle o süreç içerisinde iletişimli herhangi bir yerinde küçük bir aksama olsa o işi sonuçlandırmak zor olacak. Bugün yine panelimizde radyoterapi bölümüne derinliklerine girelim dedik. Teknikerinden tut, medikal fizikçisinden tut, uzmanından, profesörüne kadar bunları, bu paneli izledik. Yine bu paneli sosyal medya kısmından da izlemeyenlerin izlemelerini arzu ederim. Çağımızın en büyük belası kanser. Bu kanserin tedavi yöntemleri bakımından her üçüne de Avrasya Hospital'ın sahip olması, ülkemizin bu konuda sahip olması, yurt dışından insanların bu konuda tedavi olmak üzere ülkemizi tercih etmeleri onur ve gurur duyacağımız bir alan. Yine panelde gördüğünüz gibi yurt dışından aramalar vardı. Yurt dışından hastaların mesajları vardı. Demek ki dijital üzülüyorduk, burada toplantılar yapamıyoruz diye, ama bizi de dijitalleştirdi. Yeni bir dönem, yeni bir zamana ayak uydurmuş oluyoruz. Kanserle özel mücadele dediğimizde Avrasya Hospital'ın da burada özel bir yeri olduğunu ayrıca vurgulamak isterim. Her üç yöntemde, cerrahisi de, kemoterapisi de ve radyoterapisi de karınca kararınca iddialı ve güzel şeyler yaptığına inanıyorum. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.